Birincisi PKK hem Türkiye'de örgütlü, hem Irak'ta örgütlü, hem İran'da örgütlü, hem de Suriye'de örgütlü. Şu anda Suriye'deki bölgeyi de zaten hakimiyeti altında. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu konudaki şeyi, muhatabı biliyorsunuz PKK'dır. Başbakan MİT müsteşarı vasıtasıyla görüşmelerini Öcalan'la yapıyor, PKK'yla yapıyor, Kandil'de yapıyor, Karayılan'la yapıyor. Basın toplantısı düzenleniyor, basın açıklamaları yapılıyor. Süreç böyle. Yani şeyin arasında, Türkiye ile PKK'nın arasında barzani durum. Bir sorudan sonra. Evet. Necmettin Erbakan'ın 54. Hükümet, Refah Hükümeti'nde Maliye Bakanlığı yaptığı bu sistemi kurmasında başarılı birisinin durumlarıyla. Milli Yürüyüş'le tekrar birleşmeyi veya Saadet Partisi'ne katılıp bir siyaset yapmayı düşünüyor musunuz? Bir ara bir parti kurmuştum. O partiyi kapattık biz. Kapattığımı söylemedim biz özgeçmiş şey yaparken. Türkiye Partisi diye parti kurmuştuk. Kapattık. Şu anda ben hiçbir partinin üyesi değilim. Hiçbir partiye üyeliğim yok, mensubiyetim yok. Bağımsız ve özgün kimliğimi sürdürmeye amaçlıyorum. Bağımsız olmak hepsinden iyidir. Evet. Sağ olun. Arkadaşlar, yani ben işin ihanetine ihanet olmayan kısmına karışmam. Ben gördüğümü söylüyorum. Ve her şey göründüğü gibi değildir. Bir şey anlattım bir mahalli televizyonda. Dedi ki benimle röportaj yapan şahıs, canlı yayındaydık. Bu söylediğin laflar dedi çok önemli şeyler dedi. Yarın dedi bütün medyada yer alacak dedi. Bir ay Türkiye bunu konuşacak. Ben de dedim ki hiçbir yerde konuşulmayacak. Burada kalacak dedi. Hatta Malatya'daydım. Malatya'nın bir mahalli televizyonu. Daha sonra CNN'de de aynı şeyleri söyledim. O da orada kaldı. Israr etti. Bahse girdik. Ben ayrıldıktan sonra da 5 kere tekrar yayınlamışlar. Yine hiçbir yere ulaşmadı. Şimdi bazı şeyler göründüğü gibi değil. Yani şu anda Türkiye'de basın tek yönlü yayın yapmak zorunda. Ve inandıklarını da yazamıyor. Bilgilere de ulaşamıyor. Düşündüğü gibi de yayın yapamıyor. Sen gazeteci değilsin değil mi? Tamam. Var mı burada gazeteci? Yok. Şimdi bazı arkadaşları kırmak istemiyorum da onun için söylüyorum. Belki yazarlar. He? Belki yazarlar. Yazmıyorsun değil mi gazetelere? Yok. Edebiyat okuduğunda yazıyorum ama. Edebiyata girmez bu zaten. Siyaset. Şimdi... Ali Bulacı bilirsiniz. Daha benim gençlik yıllarımda bile konferans verirdi. İslamcı camianın dinden aydınlarındadır. O Hüseyin Gülerce, Ali Bulaç, Ahmet Alkan, üçü bir televizyonda sürekli program yaparlar, söyleşi yaparlar. Bir gün Aleyhime konuşmuşlar. Bizim Urfa İl Başkanı aradı beni, eski Urfa İl Başkanı tabii. Dedi Aleyhime konuştular dedi. Üçünü de tek tek açıyorum. Vallahi ben öyle bir şey demedim diyor. Dedim şu siteye bir koyun o benim programım. Ondan sonra deyip demediğinizi bulacağım. Sonra demişler aslında. Diğerler önemli değil de. Ali Bulaç ya ben demedim. Ben demiş olamam böyle bir şey dedi. Peki dedim. Yani çok gençlik yıllarımdan da bir hukukum olduğu için soracağım dedim. Ya siz bu Suriye konusunda ne düşünüyorsunuz kardeşim? Bas bas bağırıyor. Diyor ki, ey Batı neredesiniz? Petrol yok diye mi vurmuyorsunuz? Gelin şu Suriye'yi vurun diyor. Dışişleri Bakanlığı gönderiyor. Birleşmiş Milletler'e Suriye'yi vurmak için karar çıkarmaya çalışıyor. Şimdi de kendisi gidiyor. Önümüzdeki hafta. Ya bunun tercümesi nedir? Bu ne anlama geliyor? Haçlı ordularını bir Müslüman ülkeyi vurmak için çağırıyor. Niye yazmıyorsunuz? Niye bağırmıyorsunuz dedim. Ali Bulaş dedi ki, ben dedi yazdım dedi.
Dedim ki ne yazdığını izledim dedim. İki tane makale yazmış. Tamam mı? O iki makalenin de içinde birkaç cümle koymuş. Hükümetin Suriye politikası yanlıştır diye. Dedim ki bak Ali Bey telefonda konuşuyoruz. Sayın Bulaş dedim. Ben yazdıklarını okudum dedim. İki senedir dedim. İki makale yazacaksın. O iki makalenin içerisinde ikişer tane cümle kuracaksın. Bunları da niye yazıyorsun biliyor musun? Bir gün iş tersine döndüğünde ileride diyeceksin ki vaktiyle ben hükümeti uyarmıştım diyeceksin dedim. Kusura bakma bu yazdığın korkak yazılar o gün sana o lafları söyleme hakkını vermezdi. Ayağa kalkacaksın. Kıyam edeceksin ve mücadele edeceksin. Ya işte biz üzerimize düşeni bilmem ne falan filan dedi durdu. Şimdi bak bir insanın inancına yaptığı yayınlar ne onu anlatmaya çalışıyor. Bir başka bir şey söyleyeceğim o çok daha ayıp mı olur kulağına giderse bilmiyorum. Bir gün özel randevu aldı bundan tam 20 gün önce. Kim geldi Ankara'da benim büroya biliyor musunuz? Akit gazetesinin sahibi geldi. Bana şeyi soruyor. Ya bu bizi mi kandırıyor? Bu Müslüman değil mi acaba? Diyor. Şimdi siz sordunuz ya. Yani bu işin başındakiler de soruyor bunu bana. Ben dedim orasına karışmam. Kimsenin kalbini yarmadım ben. Ama bir terslik varsa var. Bir terslik var mı derseniz var. Müslümana yakışmayacak bir terslik var mı derseniz o da var. Biraz sohbet ettikten sonra dedim ki ya Allah aşkına ben ayrıldıktan sonra da benim aleyhime yazı yazdınız siz. Benim aleyhime yayın yaptılar ha. Şimdi benden beni kaynak kabul ediyor bana soruyor şimdi. O kadar da yayın yaptınız dedim. Şu Suriye Orta Doğu'daki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz bir sorabilir miyim dedim. Dedi ki ya bunu değerlendirmeye gerek yok ki dedi. Tam dedi Siyonizmin bütün amaçlarına uygun ne varsa o yapılıyor dedi. Bu Suriye'deki karışıklığın tek sebebi bu dedi. E dedim sizin gazete farklı yayın yapıyor dedim. Hep hükümet politikalarını savunuyorsunuz dedi. E dedi ya öyle yayın yapmasak dedi bizi dedi mahveder bitirir dedi. E dedim Allah'tan kork. Siz bir doktrin, bir ideoloji yayını yaptığınızı söylüyorsunuz gazetesiniz. İdeoloji demek bir doktrine bağlı insan demek hiçbir menfaat gözetmeksizin sadece o doktrin, o ideoloji için mücadele eden insan demektir dedi. Eğer siz görüşlerinizi yazamıyorsanız, görüşlerinizi yayınlayamıyorsanız onu niye çıkarıyorsunuz o gazeteyi? Memleketin manzarası bu. Bak en sivri 100.000'in üzerinde tirajı olan ve tam yayınladığı, tersini yayınlayan bir insanın şeylerini söylüyorum ben size. Bu nasıl büyük bir felaket biliyor musunuz? AİHM'in kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Diyor ki eğer diyor bir ülkede siyasi iktidar incinecek derecede eleştirilemiyorsa o ülkede demokrasinin gerekleri yerine gelmemiştir. Bak bu kadar açık. Bu kaç tane kararı var AİHM'in. Ben başbakan yardımcısıyken gittim Boğaziçi Üniversitesi'ne. TÜSİAD'ın bir toplantısı var üniversitenin içinde bir binada. Gittim bir de baktım ki elinde TKP, Türkiye Komünist Partisi yazan pankartlar bulunan bir grup aleyhte slogan atıyor. Kahrolsun sermaye üniversite bizimdir diye bağırıyor. Beni tanımadılar gençler, çocuklar. Ben kalabalığın arasından gittim salona. Ama toplantının başından sonuna kadar hiç susmadılar. Kürsüye çıkanların bile kulağı dışarıdaki sloganlardaydı. Yani toplantının tadı tuzu da olmadı. Girerken pek basın görmedim. Çıkarken bir baktım ki bir basın ordusu. Televizyonlar, kameralar. Önceden de hazırlamışlar bir kürsü kurmuşlar tam çıkışta. Önüne de kameralar şeyleri mikrofonları koymuşlar. Hemen bana sordular. Öğrenciler sizi protesto ediyor. Ne diyorsunuz dediler. Aslında öğrencilerin benim protesto ettiği yok. TÜSİAD'ı protesto ediyor ama anlamayacak bir şey yok. Sermaye kahrol, üniversite bizimdir diyor.
Sermaye benimle ilgim var. Fakat ya öğrenciler beni protesto etmiyor işte, TÜSİAD'ı falan protesto ediyor gibi bir laf söylemeyi de hiç gerekli görmedim. Dedim ki, dedim bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Bunların kendilerini ifade etmelerinden ben mutlu olurum dedim. Demokrasi budur zaten dedim. Hoşlarına gitmeyen şey elbette protesto edecekler dedim. Gazetenin biri sabah o dönemde bakanı ah bunu protesto diye başlık atmış. Öğrenciler bir kurumuş çubuk dikiyorlar, dibine de ahbun döküyorlar şeyi, toplantıyı protesto için sembolik olarak. Onu sanki bana yapmışlar gibi bakanı ahbunlu protesto diye verdi gazetenin biri. Hürriyet gazetesi de bakandan örnek davranış diye verdi. Şimdi öğrenci protesto ettiği zaman çok büyük yanlış yapmış sayılıyor. Hayret ediyorum, bir ara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bakanı yumurtalamışlardı. İktidarın bakan da değildi. Şeydi galiba. Egemen Bağış o zaman bakan değildi galiba. Onun Burhan Kuzu vardı. Ha, Burhan Kuzu, doğru. Ondan bir hafta sonra oradaki bir doktora hocası, kendi doktora öğrencilerine, 5-6 tane doktora öğrencisi varmış, ona, onlara bir konuda ders vermem için bir derse gelir misin dedi benim yerime. Geleyim dedim. Gittim, beni görünce bir grup öğrenci etrafımı sardı. O olayların da yeni üzerinden geçmiş şey. Efendim, biz işte fakülte olarak şöyle iyi bir fakülteyiz. İşte gelen misafirlerimize yumurta atıyorlar, okulumuzun, fakültemizin adını kötüye çıkarıyorlar diye konuşmaya başladılar çocuklar. Öğrenciler böyle konuşuyor. Sinirlendim. Dedim ki ya, siz dedim eleştirme hakkınızın elinde alınmasını doğru nasıl bulursunuz? Birileri konuşma hakkınızı, eylem hakkınızı, bilmem protesto hakkınızı elinizden alıyor. Sen diyorsun ki bizim adımızı kötüye çıkarıyor birileri diye kendi arkadaşını suçluyorsun. Olmaz. Demokrasi, yumurtanın atılmadığı demokrasi olur mu arkadaşlar? Demokrasi varsa yumurta atılacak, kafasına atandı ortada. Vuracaksın. Bunda yadırganacak bir şey yok ki ya. Niye biliyor musun? Arkadaşlar, siyasi iktidar herkesin harcadığı paranın 1/3'ünü harcıyor. Bak bunu anlamadınız galiba. Toplam bütçe gelirleri gayrimilli, safi milli hasılanın 1/3'üne yakındır. Bilemedin 1/4'üdür. 1/4'üne yakındır. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Herkesin yıllık gelirinin 1/4'ünü devlet alıyor elinden. Devlet gelirinin 1/4'üne el koyuyor. Ekmek alırken, tuz alırken, zeytin alırken, konuş konuşma cebinde telefon taşırken sürekli vergi ödüyorsun. Bunlar senin harcadığın paranın 1/4'ünü yapıyor. Ve başbakan ve bakanlar bir ülkede bütün vatandaşlarının yıllık gelirinin 1/4'ünü doğrudan doğruya harcıyor. Bu teorik bir laf değil ha, pratik bir laf. İta amiri sıfatıyla hangi paranın nereye ödeneceğine başbakan karar verir veya ilgili bakan o bakanlığın ita amiridir. Onun attığı imzalarla harcanır. Dolayısıyla ben bir veliyim. Çocuğuma küçük bir haçlık veriyorum. Acaba haçlığını nereye harcadı diye denetliyorum. Çocuğunuza verdiğiniz küçük bir haçlığı nereye gittiğini denetleyeceksiniz. Sonra siz babanızın, ailenizin verdiği haçlıkları harcarken sizin harcamalarınızdan para alıp kesip onu harcayacak başbakanı, bakanları eleştiremeyeceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde demokrasi tanımında böyle bir şey yok. Benim cebimdeki paranın 1/4'üne harcayan insanı acınacak derecede eleştirmek demokrasinin bir gereğidir. Eğer eleştiremiyorsan memleket zaten tehlikeye gidiyor demek.